Mahmut Erol Kılıç Sonuçta hepimiz macir değil miyiz? Geçen hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezi'nde güvenli ve düzenli bir muhaceret için global girişim toplantısına gözlemci olarak katıldım. İki gün süren toplantıda konuşan ülkeleri ikiye ayırmak mümkündü. Kendinden göç edilen ülkeler ve göç alan ülkeler. Salt ekonomik jargonla zenginler ve fakirler diye ayırmak da mümkün. Fakat en önemli etmenlerden birisi olmakla beraber mesele bence sadece bununla sınırlı değil daha kapsayıcı bir tarifle siyasi ve ekonomik açıdan muhkem bir yapısı olmayan devletlerle dini ve fikri açıdan huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşanamayacak ülkeler kendisinden kaçış yapılanları temsil ederken bu özellikleri daha iyi durumda olanlarsa göçün yöneldiği ülkeleri temsil etmekte. Talep çok açık. İnsanoğlu daha iyi hayat koşullarında yaşamak istiyor. İş imkanı olan, güvenlikli, gerek bireysel ve gerekse kamusal alanda fikrini ve dinini yaşamakta bir sıkıntı çekmediği yere doğru hicret adeta tabiatın kanunu. Su mercasına doğru akar. Kendisi de doğup büyüdüğü toprakları din ve fikir özgürlüğü kalmadığı için terk etmek zorunda kalmış bir peygamberin ümmeti olarak bizler göçmenlik, muhacirlik nedir iyi biliriz. Allah kimseyi yurdundan, yuvasından dur eylemesin diye dualarımız var. Göçmen kuşlar üzerine, göçmen kızı üzerine yakılmış türkülerimiz var. Tabii ki göçmenlik durumu dünya şartlarında arizi bir durum. Yani şartlara ve zamana bağlı olarak değişebilmekte. Mesela bir dönem göç veren ülkeler şartların değişmesiyle göç alan ülkeler konumuna gelebilmekteler. Mesela Malezya, Arjantin ve benzeri gibi ülkeler eskiye nazaran göç vermeyen ülkeler arasında yer alıyorlar artık. Hatta çevre ülkelerden kendilerine doğru göç var. Bu durum, o ülkelerin siyasi, ekonomik ve fikri açıdan daha fazla ilerlediklerinin bir göstergesi aynı zamanda. Artık turist olarak gidiyorlar ve dönüyorlar. Mamafi, dünya genelinde son 50 yıldır bir şekilde göç veren ülkelerin üst sıralarında hep Müslüman ülkelerin bulunması bir hayli düşündürücü. Müslümanım diyenlerin her ne sebeple olursa olsun kendinden neden insanların kaçtıklarının sebeplerini iyi analiz etmeleri lazım.'' tıpkı daha hastalık gelmeden sağlığı korumak esaslı geleneksel tıp anlayışı gibi bu konunun da ilk sebeplerini ortadan kaldırmak temeldir. Lakin olsaydı olurdu diyeceksiniz. Şimdi ortada hasta var. Ne yapmalı? Toplantıda da dile getirildiği gibi göçmenlik probleminin pek çok boyutu var. Mülteci ile göçmen ayrımı çok sık vurgulandı. Göçmene daha sıcak bakışlar var. Lakin göç kabul eden ülkeler gizli veyahut aşikar bazı ilginç kriterlerle hareket ediyorlar ki bu yönleri çok fazla medyaya yansımıyor biraz ırkçılık, biraz darwinizm kokuyor. IQ testinde yüksek çıkanları, beden sağlığında sağlam olanları, spor testlerinde asgari düzeyi tutturanları, genç olanları, fizyonomi, ilmi sima bilgilerine göre fiziksel tenasübü olanları kabul etmek gibi sanki çiftliğe damızlık seçer gibi hareket ediyorlar. Hitler'in genetik olarak üstün ırk yaratmadaki doktoru Mengele hala hayatta galiba. Mazlumun, mağdurun, çaresizin, yaşlının duasını almak diye bir kriterleri yok çünkü. Belki böyle düşünerek tenkit edenler olabilir ama Türkiye'nin en çok bu insani ve manevi kriteri yerine getiren ülke olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki alınan mültecilerin gittikleri ülkenin kültürel tarihini, mirasını zedelemeden kendi katkısını vermesi bekleniyor. Buna asimilasyon diyen de var, entegrasyon diyen de. Fakat var olan dokuya tamamıyla ters ve zıt bir oluşum da ev sahibinin hakkına, tarihine, geleneğine tecavüz anlamı da taşır. Onu yıkmak yerine kendi katkısını sunarak zenginleştirmelidir. Sadece batılıların değil bizim de böyle bir problemimiz olduğu gerçek. Düzgün politikalarla yaygın dağılım sağlanması yerine belirli yerlerde yoğunlaşmanın olması orada gettolaşmayı doğurmaktadır. Gettolardakilerse var olana katkıda bulunmak yerine oradakileri de kendilerine benzetmeye başlarlar ki bu durum sıkıntı doğurur. Karşı reflekslerin oluşmasına zemin hazırlar. Vahdette kesret yani birlikte çokluk felsefesiyle hareket edilse bir uyum oluşur aslında. Bugün dünyaya hakim olan ülkeler aslında aldıkları göçlerle bir sentez yakalamış çok uluslu ülkelerdir. Burada farklılıkları görerek büyüyen çocuklar daha anlayışlı ve daha vizyon sahibi olabilmektedirler. Irkçılık, mezhepçilik gibi hoşgörüsüzlük tezahürleri bunlardan sadır olmamaktadır. Gidilen o ülkelerde edebiyat, sanat ve bilim dünyasında isim yapmış insanlar çıktı. Hatta orada da kendi dillerinde edebiyat yapanlar oldu. Mesela batıya göç etmiş Arap şair ve edebiyatçıların oluşturduğu Mehcer Edebiyatı mühim bir edebiyat akımıdır. Mamafi gittikleri yerlerdeki bir takım dar kafalılar bazıları üzerinde bir takım dışlanma ve ayrımcılıkta yapmadılar değil. Satırlarında dizi lerinde bu kötü muamelelerden de bahsederler. Aslında bizde de benzer durumlar yaşandı. Çok uluslu, çok milletli imparatorluğun hoşgörüş anlayışından tekçi ulus devlet anlayışına geçilmesiyle beraber ötekine karşı hoşgörü azaldı. Mesela aslen üst olan Yahya Kemal, Rumelileri ezelden ebede kadar muhacir telakki etmeye alışmış olan İstanbullu ve Anadolu'lu millettaşlarımız bu itikatlarında ne kadar yanılıyorlar. Ah bu nefeci delalettir derken bu kabullenme probleminin aynı milletin çocukları arasında dahi olabildiğini göstermektedir. Romanya Tatarlarından olup Türkiye'ye göç eden tarihçi profesör doktor Kemal Karpat hoca da kendi yaşadıklarından yola çıkarak bunu teyit eder. Biz nereye gitsek yabancı muamelesi gördük. Romanya'da bizi Türk diye aşağıladılar. Buraya geldik, Romanyalısın sen, Türk değilsin, olamazsın dediler. Sadece okulda değil, günlük hayatta da bu tür aşağılamalara ve benzeri birçok şeye maruz kaldık. Siz dışarıdan gelmişler, sizin kanınıza gavur kanı karışmış, hakiki Türk olamazsınız gibi lafları çok işittim. Bendeniz evladı Fatihan iki dedenin Rumeli'nin iki şehri Piriştine ve Kırcaali'den zulme maruz kalarak İstanbul'a hicretlerinin mütakip bir mahsulüyüm. Yani Anadolu insanının muhaciri kısaltarak söylediği gibi macır çocuğuyum. Çocukluk yıllarımızda Yahya Kemal ve Kemal Karpat'ın naklettikleri gibisinden bazı istihsalarla karşılanmadık değil. Ben bunu imparatorluk ruhundan uzaklaşarak ulus devlete indirgenmiş zihinlerin marazi bir durumu olarak görüyorum. Zira Osmanlı döneminde böyle tavırla karşılaşılmazdı. Çünkü herkes bir yerlerden gelmekteydi. Üstünlük ırkla değil, insanlıkla, bilgiyle, liyakatla değerlendirilirdi. Hatta mesele o dönemlerde İran'dan gelenler Bursa'da Acemler semtini, İstanbul'a gelen Arnavutlar Arnavut köyü, Boşnaklar Yeni Bosna'yı, Çerkezler Çerkez köyü oluşturmuşlardı. Ama bunlar gettolaşma değil, İstanbul kültürü içerisindeki kurucu unsurlardı. Dostlar, İşin aslına bakılırsa herkes göçmen. Endülüs'ü Muhyiddin İbni Arabi ile Afganistanlı olan Mevlana Anadolu'ya hicret etmediler mi? Yani her ikisinin de hayatları doğup büyüdükleri yerlerde sonlanmadı. Gurbette öldüler tabiri caizse. Zaten tasavvufi açıdan herkes bu dünyada gurbette değil mi? Kimse buranı değil, kimse buranın yerlisi değil. 7 milyar senedir ortak paylaştığımız bu küre daha önce yoktu. Bir iradeyle var oldu. Ana vatanımız burası değil, bütün insanlık olarak bir yerlerden geldik buraya. Ruhlar aleminde özgürce yaşarken bu dünya denilen zindana düştük. Düştük ama aklımız orada kaldı. Hep orayı, ana vatanımızı özlüyoruz. Bu da bizim elimizde olmayan, DNA'mızda olan bir durum. Vatan sevgisi imandandır sözünü arifler bu şekilde anlarlar. Sonuçta hepimiz maciriz işte.''